İlk olarak Meksika'daki Los Cabos turnuvasıyla girişi yapacağız. Yine benzer şekilde aslında az önceki hikayedeki gibi farklı bir şampiyonun çıktığı, hani finalin bir tarafı evet Casper Ruud'un olduğu ama genel olarak beklentinin Zverev Çiçipas olduğu için karşılanmadığı, beklentinin karşılanmadığı bir şampiyonluk mücadelesi. Çeyrek finalden finale yolculuk bu şekilde. Jordan Thompson ne yaptı ne etti oyunu bozmayı başardı. Zverev'i yenmesinin bir anlamı oldu. Az önceki hikayede hani evet. yarıda kaldı diyoruz ya. Evet. Gidip seri başına eleyip ertesi tur eleniyorlar. Thompson hikayeyi tamamladı. Zverev'i eledi gitti devamında. Ruud'u da yenip şampiyon oldu. Onun adına çok iyi hafta. Ama senin en başta yayının girişinde bahsettiğin gibi yine kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de enteresan sürprizler devam ediyor. Yani Thompson'ın herhalde değil mi burada baktığımızda hani hiç aklımıza gelmez diye düşünüyorum. Dünya 42 numarası bu arada geçen haftanın. Yani yarı finale de bu arada adını ben çok yazmazdım. Zaten şampiyonluğa çok hani düşünmezdik ama yarı finale bile yazmayacağımız bir ismi. Zverev'in olduğu tarafta yazmamak lazımdı evet. zaten. Doğru. Ama hakikaten yine işte o bahsettiğimiz belki Paulini Kalinskaya maçındaki senaryoyu bu hafta erkek tarafında Thompson'da gördük diyebiliriz. Yani tamamen o tenis zekasının kullanıldığı. Çünkü şöyle düşünelim yani zaten işte hem Ruud için söyleyebiliriz bunu hem Zverev için söyleyebiliriz. Daha çok zaten baseline'de kalmayı seven oyuncular. Ve eğer biraz onların tenisine uyum sağlarsanız zaten işiniz çok zor. Yani hata yapmaları çok düşük ihtimal. Sizi yönlendirerek hataya zorlamaları çok yüksek ihtimal. O yüzden Thompson çok net bir şekilde hem final maçı için söylüyorum hem yarı final için karşı tarafın tenisini çok rahat bir şekilde okuyarak gelmiş. Onu söyleyebiliriz. Dersine iyi çalışmış. Dersine gayet iyi çalışmış. Net hani finalden belki başlarsak tabii Ruud için bence büyük başarı. Çünkü Ruud'un da açıkçası çok dalgalanan bir performansı var. Yani bir dönem hakikaten adından çok söz ettirdi. Ama bir noktadan sonra biraz düşüş yaşamaya başlamıştı. Çiçipas'ı eledi işte yarı finalde bence. Çok büyük hikayenin galibiyet. O tarafı çok iyi onun adına. İki o yüzden sette. Finale de geldiğinde sonuçta birazcık daha işte seri başı olarak ve alışkın olduğumuz isim olarak daha üstünlük sağlayabilecek gibi gözüküyordu ama ya Ruud'un hala böyle bir pasif kalan bir oyun tarzı maalesef var. Biraz o çeşitliliği hala tam olarak arttıramıyor. Bence servis artık servisinin etkinliği, hızı çok daha yükselmeye başladı Ruud'un genel olarak. Ama işte oyun içerisinde sadece biraz baseline'da oyunda kalması. Hani olabildiğince evet winner yapmaya çalışıyor ama karşı taraf onda çok daha büyük bir hakimiyet kuruyor. Ve Thompson yani Ruud karşısında o kadar güzel yerlerde voleye çıktı ki. O kadar iyi anlarda, doğru anlarda drop shotları denedi ki. Zaten Ruud bence birazcık çaresiz kaldı karşısında. Yani buradaki en önemli şey Thompson'ın hani çok mükemmel bir tenis oynamasından ziyade doğru anlarda doğru vuruşları yakalaması. Kupada bu arada bence çok güzel bir kupa. Evet. Farklı bir kupa yapmışlar. ATP yapıyor böyle şeyler son evet. dönemde. Farklı. Bu bile dikkat çekiyor gerçekten. Çekiyor. Ki bence oyuncular için de oldukça baş ucuna koyabilecek seviyede böyle tabii değişik canım. Farklı bir kupa gerçekten.